Milletvekili seçimleri için listelerin hazırlanmasında geri sayıma geçildi. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Az kaldı. Partilerin kurmayları öyle meşgul, öyle yoğun ki oruçlarını çalışma masalarında açıyorlar, öyle diyorlarmış. Ayrıca yeni gelişmeler var. Millet İttifakı içinde ittifak içinde ittifak bitti, olmadı. CHP ve İyi Parti fermuar modelinde anlaştı. Bu arada seçmen sayısı da belli oldu, maşallahı var. 64.191.285. Hayırlısı olsun. Siyasetin dışında konu açısından bolluk içeren bir programla karşınızdayız bugün. İyi akşamlar, akşam raporuna hoş geldiniz. İçerikten bazı sorularla yayının planlanan gidişatı hakkında bilgi verelim önce. Bugünün dikkat çekici konusu Meral Akşener'in grup toplantısında yere mermi atmalı ve iktidara, Erdoğan'a yüklenen sert konuşması. Bununla başlamayı planlıyoruz. Ayrıca Millet İttifakı içinde görüşmelerde anlaşma olmadı. Bir başka seçenek gündeme gelebilir mi? Yine Millet İttifakı'nda bir de anlaşma söz konusu. İyi Parti ile CHP fermuar modelinde anlaştılar. Nedir bu model? Dahası da olabilir mi? Var mı? Soracağız. İnce konusu Batılıların pek bir ilgisini çekiyor. Reuters kayıtsız kalamadı. Hem AK Partili hem de CHP'li yetkililere sordu bu İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı. İnce'nin oy oranlarıyla ilgili hangi yanıtları aldı iki taraftan? Bildirip görüş alacağız. Kudüs'te Mescid-i Aksa karıştı. İsrail polisi ibadet eden Filistinlilere baskın yaptı. Bölge de karıştı. Acaba Netanyahu yargı paketi sıkışıklığını böyle mi atlatmayı umuyor, soracağız. Efendim, son günlerde gündemde olan Kızılay'la ilgili çok dikkat çekici bir yasa maddesi son dakikada eklenip yürürlüğe girdi. İcralık olup alıcısız mallar bu kuruluşa bedelsiz devredilecek. Halk ağzıyla soracağız, ne iş? Ve ekonomide, piyasalarda mevduat da faizlerle, son artan faizlerle güvenilir liman mı oluyor diye soracağız. Altının rekor dönemi de bir başka soru. Hemen ilk siyasi konularla ilgili konuklarımızı sizlere tanıtarak başlayalım. Bir akademisyen, bir gazeteci konuğumuz var. Akademisyen Mehmet Yalçın bizlerle birlikte ve Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurtaş da yine bir diğer konuğumuz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Ekranda da bir göreyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kemik gibi görüntüler için ayrıca. Efendim, sağ olun. Akşener işi bu enteresan bir konu. Malum beni uğraştırmayla başladı. Rezene çayı, papatya çayı tartışmasıyla biraz daha gerildi. İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun olayıyla epey bir ilerledi. Bugün şu sahnelerle ve sert sözlerle yere mermi kovanı olsa gerek, herhalde onları atıyor. Çok sert konuşmalar yaptı. Benim sorum şu, bunu neye bağlıyorsunuz? 2-6 Mart olaylarından sonra kaybettiği seçmen tabanını toparlama için böyle bir şey yaptığı yolunda yorumlar var, ama Erdoğan da kendisine daha ortada bir şey yokken yüklenmişti. Önce gazeteci meslektaşıma sorsam, ne dersiniz Sayın Kurtaş? Evet, yani aslında geçtiğimiz günlerde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda işte kurşun isabet etmesi meselesi gündemi teşkil etmişti. Tabii bugün grup toplantısında Sayın Akşener'in açıklamalarından anlıyoruz ki süreçin sonunda yapılan izahatlerden ya da çok memnun olunmadığı noktasında bir karar ortaya çıktı. Aslında ben bugünkü grup
Biz sizin bağlantınızı bir toparlasak Sayın Kurdaş, böyle iyi oluyor. Bu tecrübeyi edindim ben ne zamandır Skype bağlantılarında. O yüzden Mehmet Bey'le devam edelim. Tatmin olmadığını söylemiştiniz. Çünkü geometriye de matematiğe de uymuyor. Önde panolar var demişti. Sayın Yılmaz, ne dersiniz o yorumu? Tekrar hatırlatmamda yarar var mı bilmiyorum ama tabanını konsolide etmek için sertleşiyor dendi. Hatta Asena geri döndü, yorumlarını işittim ben. Tabii Meral Hanım bir moral bozukluğu yaşıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü bu süreç başladığı zaman ittifakın iki ana gövdesi halinde hareket ediyordu. Ve kadın olmanın, tecrübeli bir politikacı olmanın verdiği özgüvenle de masada çok etkili olduğunu Meral Hanım'ın defalarca biz hissettik. Özellikle masanın aday belirleme sürecini Sayın Akşener'in uzattığını, bu süreci en sona kadar direterek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi daha sağ temelli siyasetçileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda dikte etmeye çalıştığını gözlemledik. Evet. Fakat son raddeye geldiği zaman Sayın Akşener toplantı çıkışı yaptığı sert açıklamada aslında diğer üyelerin bir blok şeklinde hareket ettiğini ve bazı şeylerin önceden konuşulduğunu dile getirerek çok sert bir çıkış yapmıştı. Ardından 72 saat sürmeden masaya dönüşü ister istemez parti tabanında, teşkilatında, kamuoyunda Meral Hanım'ın buruk bir şekilde masada görüntü vermesine sebep oldu. Saadet Partisi binasının önündeki o konuşmada fotoğraf verirken de Meral Hanım neredeyse hiç tebessüm etmedi. Hatta adayı da alkışlamadı. Şimdi bütün bunlar ister istemez Sayın Akşener'in yeniden bir politik atak yapmasını zaruri kılıyor. Bu çirkin saldırı da bu anlamda bir politik avantaja dönüştü. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neticede Türk siyasetinde bu tür saldırılar maalesef seçim dönemlerinde olabiliyor. Kaza da olsa, gerçek bir saldırı da olsa bu İYİ Parti için bir anlamda aslında bir toparlanma refleksi uyandırdı. Tabii kurşunlar normalde balistik incelemede. Yani bu o günkü kurşun parçaları balistik incelemeye gitti ve olay aslında polisiye olarak netleşti anladığımız kadarıyla. Fakat Meral Hanım bunun yine de bir gözdağı olduğunu iddia ederek bugün aslında parti içerisinde bir konsolidasyonu ve ben tekrar sahaya döndüm mesajını vermeye çalıştı. Evet, aslında bu bir ölçüde depremden sonra bir süre bu konuyu siyasetin konusu olmasın demesiyle de bağlantılı olarak yorumlanıyor, bunu söyleyeceğim. Mustafa Bey, Sayın Kurdaş, ben anlaşamadık. Belki hani sizi alırız internet hattından, sonra tekrar taze bir hat elde ederiz diye düşünmüştüm. Ama neyse, herhalde sağlamdır. Siz de o kurşunların geldiği yer konusunda tatmin olmadığını söylemiştiniz. Sayın Yalçın da moral bozukluğunun bir telafisi olarak yorumluyor Akşener'in bugünkü grup kürsüsündeki jestli, mimikli ve sert konuşmasını. Yani aslında iki bakış açısını da beraber el almakta fayda var. Biliyorsunuz o gün, yani 24 saat süre içerisinde çok değişik açıklamalar oldu. Yani İYİ Parti İl Başkanlığı'na yapılan o kurşun isabetlerinden sonra. Evet. Ne oldu? Önce Sayın Akşener bunun doğrudan doğruya bir saldırı olduğunu açıkladı. Daha sonra da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe ziyaret etti ve bunu saldırı olarak tanımladı. Daha sonra işte Ömer Çelik AK Parti sözcüsü bunu bir saldırı olarak tanımladı ve bunlar kınandı. Daha sonra işte 24 saate yakın bir zaman sonra da Bakan Sayın Süleyman Soylu doğrudan doğruya kendi bir İçişleri Bakanı olarak eski İçişleri Bakanı da olan Meral Akşener'i hedef alan aslında çok siyasi bir çıkış yaptı. Hakikaten çok bence
Oradaki bugün Meral Akşener'in tavır nedenlerinden birisi de o olsa gerek. Çünkü Akşener hedef gösterildi. Kim tarafından? Aslında bu süreci 24 saate yaymadan çok hızlı bir şekilde berrak bir hale kavuşturması gereken İçişleri Bakanlığı'nın hedefi haline geldi. İster istemez zannediyorum o günün de etkisi olduğu kanaatindeyim. Fakat ifade edildiği şekliyle tabii ki siyasi anlamda da İYİ Parti ile ilgili bir takım kamuoyu yoklamaları, açıklamalar, kanaatler var. Özellikle de bahsettiğiniz 2 ve 6 Mart sürecinden sonra yaşananlar ve oy kaybıyla ilgili tahayyüller çerçevesinde Akşener böyle bir konuşma yaptı diyoruz. Fakat tabii konuşma çok agresif ve sert bir konuşma. Bir meydan okuyuş. Bu konuşma aslında daha çok Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin salı günleri yapmış olduğu grup toplantılarında biliyorsunuz çok sert konuşuyor Akşener. Sayın Bahçeli zannediyorum en sert konuşan siyasi lider. Çok net, çok sert. Hatta kimi zaman çok da tartışılan tehdit cümleleri de içeren metinler, sunumlar, konuşmalar yapıyor. Tabii aslında bu Milliyetçi Hareket Partisi bakımından da bir baktığımız zaman bir düşüş seyri onun bakımından da var. Evet. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener yani böyle bir süreçte bu kadar çok agresif ve sert konuşması aslında süreci toparlamakla da çok yakından ilgili mi bunu çok bilemiyorum. Yani yani o kurşunların alınması, yere atılması, o sert ifadeler ve büyük bir aslında grup toplantısına katılan milletvekilleri ve konuklardan, misafirlerden yani büyük bir de tepki bekliyor. Yani büyük bir destek de beklercesine bunları yaptı Sayın Akşener. Ben bu siyaset dilinin toparlama dili olduğu kanaatine değilim. Bir daha çok büyük bir tepki olarak ve bir meydan okuyuş olarak da görüyorum. Ama tabii ki diğer yorumlar da önemlidir. Sonuçta İYİ Parti ile ilgili oy düşüşünde eğer bu toparlamaysa yol bu mudur? Bunu belki tartışmak ve konuşmak gerekir. Bu... Yani özellikle de muhalefetin biraz umut vermesi. Evet. Yani kavgadan ziyade alternatif olması. Mesela Sayın Bahçeli sert konuşurken İYİ Parti Genel Başkanı'na sert konuşması değil de biraz yakın tabana, sosyolojik tabana hitap ettikleri için söylüyorum. Bir farklılık ortaya koyması gerekirdi diye düşünüyorum. Sadece peki. Bir siyasi toparlama mahiyetinde el alsak. Peki, çok sağ olun. Aslında bitmez bu konu ama elin çok yani gerçekten başka ilginç konular da var. Bu liste meselesi. Bu arada bir hatırlatma yapmalıyız tabii. Mecliste oldu bu olay. Meclis Başkanı Şentop üsluba tepki gösterdi. Özellikle jest diyorum. Jest yani vücut hareketi o mermileri yere atmaya. Aynı zamanda AK Parti'den de tepkiler geldi. Bu notu da düştükten sonra Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'ın biraz iznini rica edeyim. Şu gazetecilik bilgilerine biraz gireceğiz. Ondan sonra ondan siyaset bilimci olarak da değerlendirme almak isterim. Millet listelere geçiyoruz. Millet İttifakı'nda içindeki ittifak konusu bitti bitiyor denmişti. Bittiğini Sayın Temel Karamollaoğlu zaten açıkladı. Peki başka bir olasılık var mı? Ne dersiniz? Evet şimdi gene bir donma oldu. Bizimle misiniz? Bunu açıkladı zaten. Dün akşam itibariyle sonuçlandı. Evet. Artık ittifak içerisinde ittifak olmayacağı konusu netlik kazanmış oldu. Evet. Sayın Karamollaoğlu ve Babacan dün akşam son görüşmelerini, son müzakerelerini yaptılar ve sonuçsuz kaldı. Biliyorsunuz Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bu konuda bir
Şöyle yapalım Altuğ, Mustafa Kurdaş'ı yeniden bağlayalım, alalım, belki düzelecek o zaman. Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'a dönelim. Sizden kaynaklanıyor arkadaşlarımın yorumu bu, sakın yanlış anlamayın. Sayın Kurdaş, evet. Tamam, millet için, Millet İttifakı içinde, ittifak içinde ittifak bitti. Bir siyaset bilimci buna nasıl bakar? Yani her tarafta konuşuluyor. Ne kadar ortak liste, o kadar milletvekili. Ama burada gördüğümüz kadarıyla DEVA, Sayın Temel Karamollaoğlu da öyle söylüyor. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun ya bu işi halledelim dediğini biliyoruz. Hangi sayıkla DEVA Partisi böyle bir işe engel olur veya kendi fikrinde ısrar eder? Şimdi tabii bu üç parti aslında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaratacağı tepkiyi gevşetmek için, toplumu birazcık endişelerini, kaygılarını azaltmak için bu ittifakın içerisinde bir önem arz ediyorlar. Netice itibariyle Kemal Bey'in 28 Şubat döneminde tutumu var. Daha sonra CHP'de siyasete girdiği zaman bazı kanun tekliflerinde imzaları var. Ve muhafazakar seçmen ister istemez Türkiye'de yeniden CHP döneminin katı, sert bir laik anlayışla yaşam tarzına müdahale edip etmeyeceğine dair endişeler taşıyor. Kemal Bey de bu endişeleri bildiği için bazı açılımlar yaptı. Helalleşme açılımı gibi. Çeşitli sağ örgütler, teşkilatlar, işte İslamcı gruplarla temaslar kurdu. Onlarla ziyaretler yaptı. İşte Türk Ocağı'yla bir sempozyum yaptı. Yine İslam, Dünyada İslam diye bir sempozyum yaptı. Buna katıldı. Şimdi ister istemez bir gayret içerisinde sağ seçmenden, AK Parti tabanından oy almak istiyor. Burada en önemli görevi de üç parti görecekti. Fakat bu üç partinin yola çıkışıyla bugün gelinen rasyonalite farklılık gösteriyor Oğuz Bey. Çünkü bir şekilde artık Kemal Bey ilan edildi. Kemal Bey'in adaylığından artık dönüş yok. Fakat listeleri oluştururken şöyle bir strateji güttü Sayın Kılıçdaroğlu. Partisine dedi ki milletvekilliği konularında ısrarcı olmayalım. Önemli olan Erdoğan'ı göndermek. Asıl mesele o. Evet. Biz başkanlığa, cumhurbaşkanlığına talip olalım. Geri kalan kısmında cömert davranalım dedi. Bunu hem kendi partisine kabul ettirdi hem de karşı tarafa bunu deklare etti toplantılarda. Dolayısıyla bu partilerin gönlünden kopan 20'şer tane milletvekilliğiydi. 20'şer vekillik alabilecek bir formül için yola çıkmışlardı. Fakat şimdi gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü de, İyi Parti'nin örgütü de ister istemez artık bundan sonra meclisteki sandalyeleri hesaplamak zorundalar. Ve tabii Millet İttifakı homojen değil Oğuz Bey. Çok farklı sosyal yapılara, statülere ve sosyoekonomik göstergelere sahip kitleleri bir araya getirmeye çalışıyor. Şimdi ister istemez bu partiler zaten Kemal Bey'e oy verdirirken epeyce zorlanacaklar. Bir de sadece Saadet Partisi'nin logosunun bulunması çok büyük bir yolculuğa çıkmış olan aslında Ali Babacan için büyük bir başarısızlık göstergesi. Çünkü yola çıktığı zaman Ali Bey bir yıl boyunca görüşmeler yaptı. Partinin kurucu kadrolarının her birisine 3 saat 4 saat görüşme zamanı ayırdığını ben biliyorum. Evet. Birçok insanla çok uzun görüşmeler. Son zamanlarda da ciddi girişimleri oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Yani araya Gültekin Uysal'ı koyarak aynı gün iki kez hem de parti merkezleri dışında gözlerden ırak görüşmeler yaptı. Bir diplomasi yürütüyor ama bakalım ne olacak. Şimdi ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de şunun farkında. Bu partilerin oy oranları belli. Yani 100 bin yaklaşık oyla bir milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla ittifaklara getirdiğiniz oy kadar kıymetiniz oluyor. Şimdi benim anladığım Saadet Partisi de burada DEVA Partisi'nin açmazını
ve Gelecek Partisi'nin özellikle parti teşkilatlarını çok iyi biliyorlar. Çünkü bu üç partinin de hitap ettiği sosyoloji aynı. Yani Anadolu şehirlerinde herkes birbirini tanır. Evet. Deva Partisi'ndeki insanlarla Saadet Partisi'ndeki insanlar bir geçmiş ilişkileri de olan insanlardır. Dolayısıyla Deva Partisi kendi logosuyla seçime girip bir potansiyel göstermek, özellikle Güneydoğu'da. Deva Partisi'nin en büyük hedefi odur. Partinin kurucu kadrolarına baktığımız zaman. Ama şimdi Saadet Partisi'nin de şöyle bir iddiası var. Fazilet Partisi'nden sonra kurulmuş 20 yıllık bir partiyiz. Bu kadar seçime girdik. Logomuzun ve teşkilatımızın bir bilinirliği var. Evet. Ben şuna inanıyorum. Deva ve Gelecek'ten daha fazla bir oy potansiyeli var Saadet Partisi'nin. Böyle bir realite var. Dolayısıyla bu üç partinin uzlaşmazlığı bugüne Peki. kadar nihayete ermedi. Anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde de bu sorun çözülmeyecek gibi duruyor. Ama tabii siyasette 24 saat çok uzun. Sayın Aksever, siz de bilirsiniz. Doğru, bu o kadar çok işittik ve o kadar çok haklı çıktı ki bu görüş. Evet, yani gerçekten ruhu şad olsun Süleyman Demirel'in. Evet. Peki, o zaman şimdi yeniden Sayın Kurdaş'a döneyim. Ne dersiniz? Yeni bir formül var mı? Bir şeyler işittim ama yani bir grup oluşturulması konusunda 3 partinin 4'er 5'er milletvekilliğiyle CHP listesinden herhalde İyi Parti yanaşmaz. Tek bir grup oluşturulması için milletvekillerinin oradan aday gösterilmesi konuşuluyor. Pek aklıma yatmadı ama bunu söyleyenler var. İşittim, okudum. Ne dersiniz, bir B planı var mı? B planı yoktur, şöyle yoktur. Millet İttifakı'nın içerisinde aslında devam etme durumu söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Şu an aslında Yalçın Yılmaz Bey'in de anlattığı şeyler önemli şeylerdi. Hakikaten tahliller bakımından da önemliydi. Bir aslında ittifak içerisinde ittifakla biraz böyle AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan daha fazla acaba kararsız seçmeni cesaretlendirebilir miyiz diye bakılıyordu. Ama evet, olmadı. Bunun gerekçelerden, en önemlilerden birisi işte Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan kendi logolarıyla ve kendi isimleriyle girmek ve siyasete bir başlangıç yapmak. Uzun soluklu bir projeksiyon çerçevesinde zannediyorum. Sadece seçim formülasyonu çerçevesinde değil ama daha uzun soluklu. Biliyorsunuz aslında ifade edildiği gibi Saadet Partisi, Deva ve Geleceğin sosyolojik tabanı aynı görünse de Deva Partisi biraz daha liberal, biraz daha batıya daha yakın bir yaklaşımı var. O yüzden de zannediyorum Saadet Partisi'nin listelerinden seçime girmekle ilgili tereddütler de sadece şeyler değil söz konusu olmuş olabilir. Yani sosyolojik taban aynı görünse de Deva Partisi'nin gelecek projeksiyonu, yani uzun soluklu siyaset projeksiyonunda batıyla daha uyumlu, daha liberal ekonomi ve daha liberal sosyal politikalar bakımından zannediyorum Saadet ve Gelecek Partisi'nden ayrışmak istiyor. Belki nedenlerden birisi de bu olabilir. Olabilir. 24 saat uzun bir süre, evet. Fakat zannediyorum 3 ittifak içerisinde ittifak için artık böyle bir uzun süre kalmadı. Evet, başka yani, bir formülü ben çalı dibi taşlıyorum. Yok, sizlerde var mı, evet, gazetecilerde? Evet. Ben bulamadım. Zaten Cuma günü de bitiyor. Siyasi partiler kendi amblemlerini bildirmek zorunda. Yüksek Seçim Kurulu'nda kendi amblemleriyle girecek mi girmeyecek mi? Şimdi kulis bilgisi olarak dediğiniz şey konuşuluyor. Yani ama bu tabii bütün siyasi partileri rahatlatan bir şey. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatlatan bir formül gibi görünüyor. Evet. Niçin derseniz, çünkü 3 tane siyasi parti de eğer CHP listesinden seçimlere girmek durumunda kalacaksa Demokrat Parti'yi de katabilirsiniz. Tabii ki çok daha güçlü bir şekilde. Yani 3-4 tane milletvekiliyle değil, en azından her siyasi parti kendisi bir grup kurmak isteyebilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bunları veremeyebilir. Çünkü daha rakam ne olsun, çoğalıyor. Nereye dağıtacak? Evet. Rakam çoğalıyor. O bakımdan 3 siyasi parti bir araya gelip grup oluşturmak şeyi şu an için bence pek olası görünmüyor. Siyasi partilerin alacağı bir karar değil. Çünkü kendi tabanlarını ve kadrolarına da bunu ifade edemezler. Seçmene de ifade edemezler. 3 siyasi parti bir araya geliyor. CHP'nin listesinden giriyor, bir grup olarak çıkıyor. Bu hakikaten yani
20 milletvekili olarak çıkıp bunu anlatmak da kolay bir şey değil. Evet. Zannediyorum görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden siyasi partiler, Millet İttifakı'nın siyasi partiler seçime girmek durumunda kalacak. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte artık oylar, işte bu üç siyasi partinin bu listeden girmesi kaç tane milletvekili ince hesapları da getiriyor. Peki. Mesela Bayburt'ta bazı yerlerde girmeyebilir, başka siyasi parti CHP, başka siyasi partilere imkan sağlayabilir gibi formüller var. Ya da CHP'nin son sıra seçilme sırasına göre en sondaki işte biraz daha diğer siyasi partilere verme ikinci kademe. Önce garanti milletvekilleri. Ha, bu sonra fermuar da formülünden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla, öyle mi? Evet evet. Ha, ona evet, da evet. Geleceğim ayrı olarak. O da enteresan. Bari şunu sormak isterim. Tamam, ayrı ayrı DEVA yani işte Damla veya Yaprak, diğer Çınar Yaprağı ve Saadet'in simgesi hepsi ayrı ayrı yan yana. Ne kadar bir kayıp söz konusu, bir fikir var mı? Neler konuşuluyor bizim alemde? Yani tabii bunların ittifakın içerisinde yan yana tek tek girdikleri takdirde biliyorsunuz her oy o kadar çok kıymetli hale geldi ki. Yani milletvekili zaten 3 siyasi parti, diğer siyasi milletvekili çıkartmaları imkansız olacak. Evet. Ve Millet İttifakı'nın toplamda da çıkaracağı milletvekili sayısını zannediyorum 30-40 anlamında etkileyebilecek bir sonuç olabilir. Çünkü hadi bakalım şimdi. O yüzden hatta Cumhur İttifakı dahi, bakın şu an AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Erdoğan kurmaylarıyla birlikte seçim listesi çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ve günlerde Sayın Erdoğan ve AK Parti, özellikle AK Parti listesini bütün Cumhur İttifakı bileşenlerine önerdi. Anladım. Israr da etti aslında. O formül hala duruyor. Ona da geleceğim. Sağ olun, var olun. Ayrı ayrı işlersek belki daha da sağlam gideriz. Yani hem fermuar formülü var, hem Cumhur İttifakı'ndaki arayışlar var. Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'a dönersem, Sayın Yılmaz, fermuar formülünde anlaştıkları söyleniyor. 10 ilde, bunların 7'sinde önde CHP'nin adayı, diğer 3'ünde de İyi Parti'nin adayı. Yani birinin yarattığı ivmeyle ilk sıradakinin peşindekinin de seçilebilmesini sağlayan bir formül gibi algıladım ben. Size sorayım, nasıl bir şey bu fermuar? Evet. Yani partilerin bir araya geldiği zaman dezavantajlı olduğu şehirlerde avantajlı olan partiye oyların geçişini sağlıyor. Evet. Böylece mesela Gümüşhane gibi bir şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sosyolojik tabanı yok. Evet. Sağ merkezlerden oy alan bir şehir. Çorum gibi mesela. Buralarda ne olacak? İyi Partili seçmenin tercihi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını da sürüklemiş olacak. Evet. Böyle oy geçişleri. Tabii bu teknik de bir konu. Yani partilerin geçmiş dönemlerdeki aldıkları oylar, o şehrin bir de kaybedilen oyları vardır. Yani çok çalışırsınız 60 bin 70 bin oy alırsınız ama bir vekili 5-10 bin oyla 20 bin oyla kaçırırsınız. Evet. Bu kör kayıpları da engellemek adına partilerin genel merkezleri sıkı bir çalışma yapıyorlar. Bu normal, siyaseten normal. Fakat bu süreçlerin çok uzaması ve bu pazarlıkların bir anlamda tırnak içinde kamuoyunda yıpratıcı etkisi olduğunu unutmayalım. Hmm. Çünkü milletin gündeminde çok önemli şeyler var, meseleler var. Dünyada bir küresel resesyon krizi var. Türkiye'de bunun acı yansıması olan bir enflasyonist süreç var. Ve deprem gerçeği var. Hmm. Şimdi bütün bu atmosfer içerisinde sıradan seçmenin evinde otururken bu pazarlıklara, bu uzun süren uzlaşmazlıklara tanık olması Türkiye'de siyasal zemini yıpratır Sayın Aksever. Yani siyasete olan güven zayıflar. 1990'larda biz bunu yaşadık. Herkes parlamentoya çok yüklenirdi hatırlayacak olursanız. Evet. Yani meclisin itibarı çok zedelenmişti.
milletvekilliği çok böyle hakir görülür bir hale gelmişti maalesef. Tabii bunu hak eden bazı milletvekillerimiz de oldu. Yani niteliksiz siyasetçilerimiz de çok oldu. Evet. Bu da bir gerçek. Bu öz eleştiriyi toplumsal belleğimiz zaman zaman canlandırır. Mecliste dün silah sıkıldı. Bunu yaşamaması yani lazım Türk siyasetinin. Evet. Özellikle ben bunun altını çiziyorum. Bu meseleleri çok uzatan siyasi partiler yıpranırlar. Ve millet nezdinde hangi blokta olurlarsa olsunlar, millet nezdinde siyasete olan güven azalır ve siyaset yalnızca çıkar odaklı, çıkar merkezli bir uğraşı gibi algılanır. Oysa Büyük Millet Meclisimiz bizim 100. yılında millete hizmet edecek yasaları çıkarmak üzere son derece motivasyonlu, ülkenin geleceğine dönük vizyon sahibi adaylarla dolmalı ve partilerimiz de sıkı çalışmalı. Yani temel motivasyon bu olmalı diye düşünüyorum. Bu süreçler çok uzadı. Özellikle Altılı Masa'nın bir yıllık süreçte böyle gerilimli bir aday çıkarması bir puan kaybına sebep oldu. Cumhur İttifakı daha homojen algılanıyor şu anda. Daha sorunları çözebiliyor veya var olan problemleri bu kadar aleni açıktan kamuoyunda tartışmıyor. Bir şekilde genel merkez katlarında bu sorunlar çözülüyor. Dolayısıyla Altılı İttifak'ın bugünlerde yaşayacağı süreçte evet, tabii ki hiç unutmayalım HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin katılımının da tabanların parti genel merkezlerine olan bir baskısı söz konusu. Bunu da unutmayalım. Peki. Bu da bir anlamda bir böyle hafif bir heyelan etkisi yapıyor parti genel merkezlerinde. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Yılmaz sizinle biraz ayrılacağız. Bir sonraki yani daha sonra araya bir Mescid-i Aksa olayı konusunu alacağız. O yüzden sizden biraz izin rica ediyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Ayrıca daha sonra bir başka konuda da Sayın Kurdaş'la ondan izin rica edeceğiz. Çünkü iki Skype'tan daha fazlasını bir araya getiremiyoruz. Ama bol da konu var, ne yapalım. Çok sağ olun. Sayın Kurdaş ne dersiniz? Sayın Yalçın biraz önce bu fermuar modelinin veya baştaki milletvekilinin peşinden sürüklemesi modelinin her zaman iyi bir sonuç vermeyeceğini söyledi. Ama İYİ Parti ile CHP arasında böylesine bir mutabakat var zannediyoruz ve getirisi de olan bir mutabakat. İllere baktığımızda 5 veya daha az milletvekili çıkarılan yerlerde böylesine bir uygulamaya gidecekler. Belki dahası da var, bilmiyorum. Buyurun. Evet, şimdi tabii bu İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bunun tecrübesini aslında yaşadı. Tabii milletvekili seçimleri değildi, bir belediye başkanlığı seçimleriydi ama bu belediye başkanlığı seçimlerinde kimi yerlerde ittifak kurdu ve büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok yerde aslında belediye yönetimini değiştirmeyi başardı. Cumhur İttifakı da aksine geçtiğimiz belediye seçimlerinde böyle bir işbirliklerine pek girmediler. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'den birçok belediyeyi aldı. Yani muhalefetten MHP'ye geçen değil, birbirleri arasında değişen kazanımlar söz konusu oldu. Ama CHP ile İYİ Parti arasındaki belediye başkanlığı ittifakındaki çalışma bir sonuç verdi. Bu tecrübeyle zannediyorum bu fermuar formülü üzerinde bir mutabakat var. Ve o uyumu nasıl sağladı, bir tecrübe var, sağlanmış bir tecrübe var. Bu çerçevede buraya da koyacaklar diye düşünüyorum. Burada il il gidecekler. Bu önemli. Yani her seçim bölgesinde değil, tıpkı belediyelerde de olduğu gibi il il gidecekler ve bir kazanım elde edecekler. Doğal olarak burada kazan kazan formülasyonu var ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğinde de iktidar blokundan bir şeyler alma çabası var. Bu bakımdan bence önemli bir mutabakat, önemli bir anlaşma gibi görülüyor. Belki de bu onunla kalmayabilir. Eğer yani daha da artırılabilme söz konusu olur mu onu bilmiyorum. Ama bu 10 bile çok önemli bir etki yapabilir. Yani 10 tane şehirde bir ya da iki tane fazla milletvekili çıkartma hesabı yapmışlarsa
Bu 20-30 demek, sadece 10 ilde fark olarak söylüyorum, en az limit olarak anlamında söylüyorum. Bu da iktidarın son seçim mühendisliği çalışması, yani seçim ittifakı çalışmasındaki o artık oylar vesaire anlamında bir şey elde etmişti. Aslında bugünkü belki de altılı masa Millet İttifakı'ndaki kargaşa bundan kaynaklı. Milletvekili şeyinde. Çünkü eğer geçtiğimiz seçimdeki gibi girmiş olsaydık, bugün zannediyorum ittifak içerisinde ittifak da olurdu ya da siyasi partiler tek başlarına da girebilirler ve milletvekili alabilirlerdi. Mesela sizin dediğiniz CHP işte 3-5 tane verecek dediğinizi belki herkes kendi logosuyla da alabilir ve CHP de ayrıca verecekse, İYİ Parti de ayrıca verecekse o da işin hediyesi olabilirdi. Fakat iktidar muhalefetten bu imkanı aldı. Muhalefet de bu kez fermuar formülasyonuyla iktidarı kendi aslında sahasında, kendi hesabında yenmeyi planlıyor. Peki. Bence bu fermuar formülü bir karşılık verecektir. Bir yaşanmış bir İstanbul, Ankara gibi belediye seçimlerinde de bir ittifak tecrübeleri var. Peki. Evet, 2019 özellikle cesaret verdi, zemin de oluştu. Bu arada yayınımızda bir konuğumuz var. Bir akademisyen, Doktor Ali Semin, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Semin yayınımıza. Hoş bulduk Oğuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biraz iş politika dinlediniz yayın sırasında ama bizim konumuz uluslararası olaylar. Konu evet. Mescid-i Aksa'daki olaylar. Hatta Sayın Kurdaş'ın da bir Milli Görüş'ün gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak tabii ki bu konuyla da görüşü olduğunu düşünüyoruz. O nedenle size yayındasınız şu anda. Efendim kısaca olayı aktarayım. Mescid-i Aksa olayında İsrail polisi Ramazan ve Hamursuz Bayramı'nın bir araya geldiği günde Filistinliler de havai fişekler patlattılar. Ardından Hamas Gazze'den hemen etrafındaki, Gazze'nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine füze attı. Olay aslında durup dururken çıkmadı tabii ama olayı çıkaran durup dururken sayılabilir. Ortodoks Yahudilerin ya da yobaz Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle işte Tevrat'ta bir ifade var, inanç var. Orada Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgede keçi kurban etme girişimi üzerine patlak veriyor. Filistinli gençler barikat kuruyor ve bütün bu görüntüler yaşanıyor. Ne dersiniz? Ben biraz cahilane belki İsrail hükümetinin bu yargı güya reformunu protesto eden, geri çekmelerine rağmen insanların oluşturduğu o kaostan kurtulmak için böyle bir yola başvurduğunu düşündüm. Ne kadar komplocu bir yaklaşım bilmiyorum. Buyurun efendim. Estağfurullah Oğuz Bey. Aslında dikkat ederseniz zaten hemen hemen her Ramazan İsrail bu tür şiddet olaylarına başvuruyor. Evet. Bunun dışında tabii ki şu anda biraz da bana göre gecikti. Çünkü her Ramazan'ın başından biliyorsunuz Mescid-i Aksa'ya olan saldırılar ve onun dışında yaşanan gelişmelere baktığımızda tabii ki ister istemez Orta Doğu'nun artık kronik sorunu haline gelen ve bu da normalleşti. Asıl mesele bizim tartışmamız gereken konulardan bir tanesi şu olmalı. Yani artık bu geleneksel bir hale gelmesinin tartışılması. İkincisi de Batı Şeria'ya özellikle inşa edilen yerleşim birimlerinin tekrar inşa edilmesi için onay verilmesi. Ve üçüncü ayağı da az önce belirttiğim gibi yargı reformuydu. Evet. Şimdi yargı reformu aslında biraz da bu konuyu geciktirdi. İsrail iç siyasetinde sürekli biliyorsunuz bir iç karışıklık, bir iç siyasette kriz var. Hatta bu krizler 4 yıl içerisinde 5 kez erken seçim getirdi ve bu erken seçimlerin neticesinde bugün de biliyorsunuz 1 Kasım, geçtiğimiz 1 Kasım'da seçimler yapılmıştı. Bugün de yine tartışılan konulardan bir tanesi eğer ki
yargı reformu şu anda askıya alındı. Evet. Kimseyi 2020 yılından 2022 yılına kadar Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşen süreçten bahsediyorum. 2 yıl içerisinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2.5 milyar dolar bir ticaret hacminden bahsediliyor. Onun için yani buna karşılık ne alabilirler, nasıl bir önlem alabilirler? Arap dünyası, Müslüman dünyası, işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın işte sadece kınamayla maalesef İsrail bugüne kadar durdurulamadı. Buraya kadar geldi, evet. 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 Pekala, yani anladığım kadarıyla zaten bekleniyordu. Gene bir bahane, gene bir şey. Olan Gazze'lilere olmasın diye bir endişe ortaya çıkıyor. Çünkü yine füzeler fırlatıldı Hamas'tan. Çünkü İsrail çok sert yanıt veriyor. Bu insanların hali ne olacak diye de bir görüş akla gelmiyor değil. Anladığım kadarıyla çok daha büyük bir tansiyon oluşmayacak. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız ve verdiğiniz bilgiler için Sayın Semin. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sayın Kurdaş'la devam edelim. Ne dersiniz Sayın Kurdaş? Bu bekleniyordu yine Ramazan ayı, hele bir de hamursuzla aynı güne denk gelince yine Mescid-i Aksa paylaşılamayan bir türlü Tanrı'nın, Allah'ın bir sınavı gibi bize verdiği bütün dinlere. Olsa şu saldırı bütün dünyanın ayağa kalkması gerekir. Müslüman dünyanın da. Yani burada şöyle bir şey aklıma geldi. Seccade konusu konuşuldu. Polis orada postallarıyla giriyor ve sersemletici bomba atıyor. Şey aslında bakınız, Türkiye bir haftadır seccadeyi tartışıyor. Şunu yarın göreceğim gazetelerde mesela. Kim ne kadar yer vermiş. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şimdi mesela şu saldırıyı Avrupa'nın bir ülkesinde bir kiliseye bir devlet yapsa ya da Müslüman bir devlet. Mesela Türkiye'de Allah muhafaza ya da herhangi bir Müslüman ülkede asker ve polis ibadet sırasında bir kiliseye böyle girse, bir sinagoga böyle girse, bir havraya böyle girse, dünya ne yapar? Evet. Dünya ayağa kalkar. Ama öyle bir durumdayız ki bugün Müslüman dünyada sessiz. Peki. Hem de Ramazan'da. Evet. Normalleşmeler var vesaire. Bugün Müslümanlardadır anahtarlar. Evet. Bundan 10 yıl önce senede bir kez Yahudiler girer, o da Müslümanların gözetimi altında askersiz ve polissiz. Fakat 10 yıldır öyle değil, 10 yıldır baskınlar yapılıyor. Uyarı alıyorum, reklama gitmemiz için hep birlikte bir kısa soluklanalım, ardından tekrar iş siyasete dönerek Sayın Yalçın'la birlikte devam edeceğiz. Baharın göz alıcı müjdesi Koçak'ta. Siz de Koçak Pırlanta Kolye'yi keşfetmek için Koçak mağazaları ve koçak.com.tr'ye gelin. Koçak Diamond. Türkiye yüzyılı için durmadık çalıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Teknofest'le milli teknoloji altyapımızı güçlendirerek 2 milyon 250 binin üzerinde genci bilimle buluşturduk. Doğruya doğru. Lider masa başında değil, iş başında belli olur. +0 850 210 0888 ya da arçelik.com.tr üzerinden Arçelik su arıtma sistemine abone olun. Arçelik güvencesi ve hizmet kalitesiyle iyi suya dilediğiniz anda ulaşın. Üstelik servis ve bakım ücreti yok. Alo. Kız yeniye ya. Senin fazla toz torban vardır. Bu doldu yine. Toz torbam yok eskiye. Ben artık robot kullanıyorum. Robot. Her şeyi suyla filtre eden temizlik robotu Aura Clean Max. Eviniz bu temizliği hak ediyor. Arayın, tıklayın. Ücretsiz tanıtımla evinizi de temizleyelim. US Polo SSL. İhlas pazarlamadan bir ilk daha. Türkiye'nin ilk ve tek senetle alışveriş yapılan online pazar yeri nevade.com.
Evinizin tüm ihtiyacını kredi kartsız, bankasız senetle alın, taksitleri kapıda ödeyin. Kredi kartın olmasa da senetle taksit tek tıkla. İhlas Pazarlamadan. Bu cuma BİM'de rüzgar gülü 22 lira 75 kuruş. Tablet mop temizlik seti 99 lira. 9 parça kahvaltı seti 289 lira. Her mevsim yenilen Pierre Cardin. Türkiye yüzyılı için durmadık çalıştık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Milletimizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirerek yerli ve milli otomobilimizi ürettik. Yıl sonuna kadar 20 bin TOGG yollarda olacak. Her 3 dakikada bir üretim kapasitemizle 2030 yılına kadar hedefimiz 1 milyon TOGG. Doğruya doğru. Lider masa başında değil, iş başında belli olur. ₺5000 ve üzeri alışverişe Koçak Lotus Pırlanta Kolye hediye. Sizi Koçak mağazaları ve koçak.com.tr'ye bekliyoruz. Koçak Diamond. Emlak Konut bilgilendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda 11 ilde yaşanan deprem afeti sonrasında kurulacak yeni yerleşim alanlarında zemin sıvılaşmasının olmayacağı yerlerle fay hatlarına olan mesafeler hesaplanmaktadır. Dirençli şehirler için ovadan dağlara doğru yerleşim modeli uygulanacaktır. TOKİ eliyle radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle Mayıs ayına kadar temelleri atılacak olan 319 bin konut 3+1 olarak inşa edilecek ve zemin artı 3-4 katı geçmeyecektir. Emlak Konut bilgilendirdi. Akşam raporunda iç siyasete yeniden dönersek bu yine liste mevzu, gerçekten büyük heyecan var. Kapanmış durumdalar siyasi partilerin kurmayları ve Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'da yeniden birlikteyiz. Sayın Kurdaş, bu fermuar formülü konusunun olumlu sonuç vereceğini söyledi. Yavaş yavaş belki de Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına gelsek, Bahçeli çok net mesajlar vermişti. Diğer partiler biz kendi listemizle ve logomuzla gireceğiz deyince. Ama galiba siz de biraz çıtlattınız. Çalışmalar var. Bahçeli ısrarından geri döner mi? O dönerse diğerleri ne yapacak? Ne dersiniz? Cumhur İttifakı homojen bir en azından yani elde edilebilecek en düşük homojenliği sağlayabilir mi? Yine 24 saat formülü mü gündeme gelecek? Sanırım bana sordunuz. Tabii Sayın Yılmaz, size sordum. Cumhur İttifakı'nın şöyle bir avantajı var. Sosyolojik tabanlarında bir yakınlık var. Özellikle 1991 seçimlerine gidecek olursak Refah Partisi, MHP ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifakıyla 12 Eylül sonrası yasaklı dönemin bitmesiyle birlikte bu partilerin genel başkanları meclise birlikte girmişlerdi. O mecliste Büyük Birlik Partisi'nden Muhsin Bey de vardı. Dolayısıyla bu ittifak deneyimi, bir de Anadolu'daki partilerde oy geçişkenliği, özellikle AK Parti sosyolojisiyle MHP sosyolojisi arasında birbirine yakın açıkçası. Özellikle AK Parti'nin kuruluş döneminde MHP'nin 99 koalisyonundan zayıflayarak ayrıldığı bir süreçte Erdoğan uzun bir süre MHP tabanından oy almıştı. Bu partiler arasında
birinci parti, ikinci parti gibi Anadolu'da birçok şehirde bir geçişkenlik söz konusu. Şimdi burada Cumhur İttifakı anladığımız kadarıyla bugüne kadar MHP'nin ayrı bir listeyle, kendi logosuyla, AK Parti'nin kendi logosuyla girmesi konusunda devam ediyor süreç. Bir değişiklik olabilir mi? Pek tahmin etmiyorum ben de ama yine de vakit var. Burada yine zayi olabilecek oylar, kaybedilebilecek oyları konsolide edebilmek için, toparlayabilmek için il bazlı çalışmalar yapılabilir. Fakat buna dönük herhangi bir kulis bilgim yok benim. Ancak şöyle de bir durum var. Temel motivasyon Cumhur İttifakı'nda belirleyici olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP Yeşil Sol Parti listeleri. Onların açıktan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na verdikleri destek Cumhur İttifakı'nda kenetlenmeyi artırıyor ve partiye geçişleri sağlıyor. Burada şöyle bir realite de var. Erdoğan'a kızgın partililer veya küskün parti tabanları MHP'ye oy verebiliyorlar o şehirlerde. MHP'den yorgun, bıkkın kitlelerde AK Parti'ye oy verebiliyorlar. Yani parti içerisinde, ittifak içerisinde birbirine oy geçişkenlikleri de söz konusu. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir de daha çok ittifak bloğu Kemal Bey'in adaylığında bileşen partilerin dağınıklığını ve koalisyon karmaşasını, kaosunu 90'ları hatırlatarak, gündemde diri tutarak bir anlamda oy artırmaya dönük bir çalışma yürütecekler son 40 günde. Özellikle seccade krizini de hani hafife alamayız işin açıkçası. Türkiye sosyolojisinde bence yapılmış önemli bir hata. Bu hatanın seçmen nezdinde bir karşılığı vardır. Evet, büyük şehirlerde belki bu etkiyi çok göremeyebiliriz ama Anadolu'da seçmenin bu konuda böyle hassasiyetlerde, değerler üzerinde ister istemez algısı çok yüksek Sayın Aksever. Cumhur İttifakı sanırım listelerini verdikten sonra kampanyanın dili, ortak söylemler konusunda biraz daha çalışma yapacaklar. Orada bu kadar net bir dağınıklık ve karmaşa görmüyoruz açıkçası. Bir de partilerin ayrı ayrı girmelerinin de hesabını sanırım yapmışlardır. Ve bunun da çok olumsuz olacağını düşünmüyorum. Çünkü hedefleri bir anlamda 300'ün üzerinde bir yapıyı meclise taşımak milletvekilliğinde. Ve birinci turda sandalye çoğunluğunu alarak ikinci tura kalması ihtimalinde Cumhurbaşkanlığı'nın yarışı çok daha rahat alabileceklerine dair bir kanaat var. Cumhur İttifakı'nın sözcülerinden ya da partililerinden anladığım kadarıyla. Pekala, mesela bazı veriler var. 11 metropolün 6 veya 7'sinde MHP böyle olursa birer milletvekili eksik çıkarabilir. Bu 6 veya 7 milletvekili demek. Yani akla bir de şu soru geliyor. Bunu daha çok muhalif kesimden söylüyorlar. İşte değiştirdiniz seçim sistemini ama sonuçta siz de bundan zarar görüyorsunuz. Ne dersiniz bu görüşe? Ya o konuda bir bilgim yok açıkçası. Çünkü bir matematik hesabı. O başka. Evet, tamam, peki. Evet, ondan hemen hesabı. Vazgeçtim. Ama bir de yani sonuçta Cumhur İttifakı da zarar görüyor. Görünüyor. Yani öyle bir algı var ve muhalefet tarafından da dile getiriliyor. Yaptınız bu değişikliği. Bakın, yani artık oylar konusunu koydunuz. Sonuçta siz de zarar göreceksiniz. Ne kadar haklı sizce? Aslında Sayın Aksever, sanırım biz başkanlık sisteminde olmamıza rağmen hala parlamenter sistemin mentalitesiyle hareket ediyoruz Türkiye'de. Başkanlık sistemi iki ana blokta topluyor partileri ve iki bloktaki partilerin de merkezin sağında ve solunda olmalarını dayatıyor bir zorunluluk olarak. Yani Amerika'daki cumhuriyetçiler, demokratlar ayrımı gibi. Türkiye'de de aslında Cumhur İttifakı cumhuriyetçilerin hemen hemen güvenlik,
dış politika perspektifini biraz daha benimsemiş görünüyor. Demokratlar ise Türkiye'de Millet İttifakı'nın sosyolojisine biraz daha yakın. Ve içerisinde biliyorsunuz Bernie Sanders gibi yapıları da barındırıyor demokratlar. Evet. Yani bir farklı renklilik söz konusu ama iki ana kütlede olmalarını dayatıyor bize. Peki. Bir anlamda aslında Türkiye'de biraz daha ekonomik hale de getirebilir gelecekte. Yani bir parti enflasyonu da yaşıyoruz Türkiye'de. Çok fazla parti var. Aslında böyle bir senaryoyu okumuştum. Hele hele yani bu seçimden sonra bazı alt üst oluşlar olabilir. Dolayısıyla küçük partiler ana akımlara yönlenecek diye sanırım siz de ona değiniyorsunuz. Dişat onu gösteriyor. Çünkü bu sistem mevcut meclis aritmetiğiyle değişmeyecek. Yani bundan eminiz. Hı hı. Önümüzdeki 15 Mayıs'ta parlamentonun aritmetiği görünüyor. Bir anayasal çoğunluk sağlayamayacak görünüyor. Dolayısıyla bunu benimsemiş, bunu kabul etmiş bir Millet İttifakı da var aslında. Yani geçiş dönemi denilen süre 5 yıla uzayabilir. Anladım. Netice itibariyle. Yani Türkiye'de seçmen davranışları birdenbire değişmeyecek. Ve dolayısıyla parlamentoda Millet İttifakı'nın 6 partiyle ve bir de HDP ile istediği parlamenter sistem önerisi çok kolay gerçekleşmeyecek. Peki. Dolayısıyla bizim gözlemlerimiz Türkiye'de uzun vadede iki ana eğilimin merkezin sağı, merkezin solu şeklinde bloklaşacağı şeklinde. Peki, çok teşekkür ederim. Bakalım görelim seçmen neylerse iyi neyler. Bunu söylemek durumundayız. Sayın Kurdaş, ben Sayın Yılmaz'ın dile getirdiği bir konuya belki değineceğim. Bir, daha doğrusu iki konu var ama ikincisi daha önemli. Bir, dağınıklık var diyor Millet İttifakı'nda. Öyle bir görüşe sahip ama asıl dikkat çekici olanı seccade krizinin veya olayının hafife alınamayacağını, büyük kentlerde bu sorun olmayacak diyor ama seçmen nezdinde diğer yerlerde ciddi bir karşılığı var diyor. Ne dersiniz? Evet, tabii seccadeyi Türkiye biraz önce Mescid-i Aksa'yı konuşurken orada da bir zikretmiş olduk. Yani evet. Mescid-i Aksa'daki şu saldırılar bile seccade kadar Türkiye'de gündem olmadı, olmayacak yani öngörüde de bulunabiliriz. Seccade süreci yani aslında bir hata. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ben samimi olarak özür diliyorum dedi. Operasyon yapılıyor diye değil, samimi olarak özür diliyorum dedi vesaire. Fakat ben süreci şöyle okuyorum. Sayın Yılmaz da dediği gibi büyük şehirlerde karşılığı yoksa aslında seçmen nezdinde de işte 64 milyon olarak açıkladınız siz biraz önce seçmen, yeni seçmen, büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. Seccade konusunda tabii ki zaten evet diyen yani AK Parti zemininin yapmış olduğu propaganda çerçevesinde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olanlar zaten oy vermeyecek olan kesim, genel anlamda söylüyorum. Tabii ki etkisi olabilir, tartışabilir. Özellikle de işte Saadet Partisi, Deva Gelecek gibi siyasi partilerin Millet İttifakı tabanlarını bu durum rahatsız eder. AK Parti, Cumhur İttifakı da o tabanları rahatsız etmek istiyor. Hı hı. Fakat daha da önemlisi AK Parti'den ayrılmak isteyenler, çünkü kötü ekonomik şartlar, deprem yaşanmış, yıkım yaşanmış vesaire, ister istemez kararsızlar. Kabul edelim ki genellikle iktidardan oluşur. 20 yıllık bir iktidar, yıpranmışlık, yorgunluk, ekonomik şartlar vesaire var. İster istemez o kararsızları biraz daha tutabilmek adına etkisi söz konusu olabilir. Evet. Ama ben farklı bir şey daha söylüyorum bu seccade konusuyla ilgili. Seccade konusu eğer çok fazla gündemde tutulursa bu yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine çalışmaya başlar. Evet. Çünkü bu konu bir bakıma hiçbir adayın, bir siyasi parti genel başkanının seçime 40 gün kalmışken bir cumhurbaşkanı adayının gidip de bile bile kasten işte hakikaten inanan Müslüman, namaz kılan insanlar için, dindar kesimler için çok önemli olan bir seccadeye kasten basmasını kimse beklemez. Yani bu bir strateji, bu bir ideoloji, bu bir tavır değildir. Bu ancak sehven, yanlışlıkla olabilecek bir şeydir, hatadır. Ben onu da söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu mutlaka
danışman kadrosunu genişletmesi ve çeşitlendirmesi gerekir. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki danışmanlarıyla birlikte bu 40 günü geçirirse başka hatalar da söz konusu olabilir. Hı hı. Yani bu toplumun bütün kesimleriyle ilgili daha dikkatli olunması gereken bir tablodur. Benim kanaatim o ki şu ekonomik şartlarda sürekli seccade konuşulacak olursa o zaman bu süreç gençler bakımından, özellikle de genç seçmenler bakımından, çünkü akıl yürütecektir genç seçmen daha çok. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine artık bıktık denir, yorulduk denir yani bu konudan. Bence bir iki gün gündemde kalabilirdi ama bu üç gün, beş gün eğer daha da bunu konuşacaksak o zaman Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda zannediyorum kazanım içerisinde olacaktır. Peki Sayın Yalçın, bunu not ettiniz belki herhalde. Şimdi yine aynı anda iki Skype alamayacağımız için sizden izin rica ediyoruz. Tekrar döndüğümüzde dilerseniz bu konuya gelirsiniz. Çok daha başka konular da var ama şimdi sizden bir izin rica edeceğiz. Bir kısa Sayın Kurdaş'la yine iç politikayı konuşacağız. İzleyebilirsiniz de zaten. Ardından da çok dikkat çekici başka bir gündem maddesi var. Bu Kızılay'ın artık satıcısı olmayan hurdalarla ilgili olarak elde ettiği imkan, bu çok dikkat çekici. Ona geleceğiz. Bir değerli konuğumuz var, Sayın Mustafa Zafer, TV.com yazarı ve aynı zamanda hukukçu. Ona da bunu soracağız. Ama benim Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir diyaloğu dikkatimi çekti. Başörtülü bir hanımefendiyle ayaküstü, işte el işlerinin alınıp satıldığı bir yerde görüşüyordu. Hanımefendi dedi ki benim hala endişelerim var, bir rövanşist ortam oluşmasın. Yani endişeli muhafazakarlar diyorlar ya, öylesine bir grubun adeta sözcüsüydü orada. Hiç merak etmeyin, ben zaten helalleşme yapmıyor muyum dedi. Ama benim asıl üzerinde durduğum, göreceksiniz başörtülü milletvekillerimiz olacak dedi. Bu bir gözden mi kaçtı bilmiyorum ama konuşuluyor muydu? Belki ben hatırlayamıyorum. Bu... Yani geçtiğimiz haftalarda bir iki küçük habercikler şeklinde görüldü bu konu. Ama tabii genel başkanın bunu bizzat söylemiş olması çok önemli bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bakımından da önemli. Çünkü artık biliyorsunuz bir yasa teklifi verilmişti. Başörtüsü özgürlük adı altına CHP vermişti. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı da anayasal düzenleme teklifi vermişti. Hoş, deprem sürecinden sonra bu unutuldu. Bu da çok enteresan aslında. Unutulması gereken bir konu mudur? Çünkü haftalarca başörtüsüyle ilgili konuyu hem CHP'nin yasa düzenlemesini hem de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin anayasal düzenlemesini haftalarca neredeyse ayı bulan süreçte her gün konuştuk, tartıştık ama sonra unutuverdik ve şimdi seçime gidiyoruz. O düzenlemeler geçmeden seçime gitmiş olacağız. Tabii bu başörtülü bir adayın simgesel bile olsa, yani belki muhafazakar kesimleri tatmin etmeyecek bile olsa, biraz önce dediğiniz diyalogdaki gibi. Yani çünkü bir hafıza var, yani güçlü bir hafıza var. İster istemez o hafıza karşısında o kaygılar ve endişeler devam ediyor. Zaten Cumhur İttifakı da bu kaygı ve endişeleri ister istemez sürekli işliyor. Sürekli tekrar ediyor ki hafızalardan bu silinmesin diye. İşte bu simgesel bile olsa, herkesi tatmin etmeyecek bile olsa, tartışılacak bile olsa, yine de başörtülü bir milletvekilinin CHP'den aday olacak olması çok enteresan bir durum olacak. Bak, dikkat ederseniz hatta enteresan. Belki yani ben yanlış hatırlamıyorum ama milletvekilleri dedi sadece birle de yetinmeyebilirler yani. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani hatırlar mısınız? Sizler de tabii mesleğinin duayenleri olarak 90'lı yılların başlarında Refah Partisi'nin yükseliş bir trendi vardı biliyorsunuz. Evet. Ve o dönemlerde İmam Hatiplerle de ilgili gerçekten Türkiye'de önemli bir teveccüh vardı. Yani çok tartışılmıyordu ama insanlar çocuklarını İmam Hatip'e göndermek için yarışıyordu. Öyle ki bir zeminde Refah Partisi'nin o dindarlığı temsil ettiği ve yükseliş trendi olduğu dönemde bir de baktık ki Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi gibi sağ iktidarlar
işte müftüleri aday göstermeye başladı. İmam Hatip müdürlerini aday göstermeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlarını, eski Diyanet İşleri Başkanlarını. Tamam. Yani iklim herkesi etkiliyor. Peki. Bugün de başörtüsü konusu ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi bence gecikmiştir de bu konuda. Yani ayrımcılıksa bu da ayrımcılık. Peki, ona da geleceğim dilerseniz ama Mustafa Zafer bizlerle birlikte değerli hukukçu. Evet. Onu da bekletmeyelim. O da iç siyaset konuşmasına dahil oldu ama bizim kendisiyle söyleşimiz çok daha enteresan bir konuda. Aslında seçim sistemiyle de ilgili çalışmaları var galiba. TV100'deki son yazısını gördüm orada. Olmazsa buradan açık mektup gibi söylüyorum. Bu konuyu çok iyi irdelemek lazım. Seçim sistemi neleri alıyor, götürüyor, ne oluyor? Bunu da iyi işlemek lazım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza Sayın Zafer. Oğuz Bey merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Önce bir konuyu ben kısaca özetleyeyim. Siz gündeme getirdiniz. Başka da bir yerde pek görmedim ama çok enteresan. 7. yargı paketine, yani bir yasal süreçte son anda diyebilecek bir sürede bir madde eklendi. Haczedilip YDM'in depolarına kaldırılan malların saçışının yapılamaması durumunda depoda bulunan bu mallar içinde kim bilir neler var, bedelsiz olarak Kızılay'a devredilecek. Bu enteresan. Nereden çıktı? Başka kurumlar da var. Arada bir MKA da geçiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani icra iflas hukuk konusunda da çalışmalarınız var biliyorum. YDM'in depolarındaki yığılma kim bilir ne kadarlık bir ekonomik büyüklük? Ya bunu kestirebilmek çok mümkün değil. Ama biz 7. yargı paketi düzenlemesini Ocak ayından beri bekliyoruz. Malum 6 Şubat'ta yaşanan o büyük faciadan sonra, o büyük depremlerden sonra bu süreç tabii biraz sekteye uğradı. Ama yani icra iflas kanununa 88A madde düzenlemesiyle gelen ve muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi başlığı altında düzenlenen bu yasal düzenleme bu teklif metninde yoktu. Evet. Yani bu muhtemelen depremden sonra Kızılay'ın sahada göstermiş olduğu performansa binaen belki de bir gereklilik olarak düzenlenmiş olabilir. Ancak yani ben kısaca düzenlemeden bahsetmek isterim size. Yani bu düzenleme çok kısa, nasıl fazla olacak? Da zamanımız yok, bağışlayın ama yani buyurun. Yani burada muhafaza işleminden doğan haizin bir kere kalkmış olması lazım. Dolayısıyla burada icra müdürlüğü borçluya gel malını al, YDM'in ücretini öde diyor. Bunu ödemeyen borçluyu daha sonra bu söz konusu malın üzerine bunun bir otoparktaki bir araba olduğunu varsayarsak YDM'inde varsa üzerinde rehin alacaklısı, rehin alacaklısına soruyor. Rehin alacaklısı da rehin alacağını eğer bu alacaktan dolayı takibe geçmezse ondan sonraki süreçte işte re'sen satışa çıkıyor icra dairesinden bu mallar. Re'sen satışının yapılması ve satışın gerçekleştirilmemesi durumunda 7000'deki bu malların %40'ı bedelle gel 7000 sen al diyor kanun bu düzenlemede. Bu düzenleme bugün yasalaştığı için çok yeni, çok taze bir konu. Evet. Dolayısıyla %40'ı bedelde 7000'de bunu almaması halinde makine kimyaya İcra dairesi re'sen bu teklifi götürecek. İşte makine kimya endüstrisinde söz konusu malı almaması halinde bu mallar bedelsiz bir şekilde Kızılay'a devredilecek. Düzenleme bunu kapsıyor aslında. Evet, anladım. Peki yani kabaca soracağım ama Kızılay hurdacılık mı yapacak Allah aşkına? Ya burada tabii bu düzenlemenin nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyorum ama şunu biliyoruz. YDM'in depolarında bulunan mallar, bunlar hem araçlar hem farklı mallar, yani aklınıza gelebilecek buzdolaplarından, televizyonlardan, endüstriyel makinalardan, işte torna tezgahlarından, arabalara kadar çok geniş yelpazede bizim muhafaza altına aldığımız ve YDM'in depolarında şu an bulunan mallar var. Evet. Dolayısıyla burada bu kadar geniş yelpazede bulunan malların Kızılay'a devredilmesinden sonra nasıl bir süreç işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Yani burada bu daha önceden icra iflas kanununda böyle bir düzenleme yoktu. İlk kez kanun, yani 2004 sayılı icra iflas kanunu tarihinde ilk defa böyle bir düzenleme gelmesi hasebiyle
önemli bu düzenleme. Evet. Efendim peki Kızılay burada seçim de yapabilecek mi? Mesela diyelim bir 7M'in deposunda bir takım mallar var, otomobiller vesaire. Şu kato derler ona, ekskavatör. İşte o iyi para eder ya, bayağı da sağlam göbe, onu ben alayım. Böyle bir durum olabilir mi? Yani buradaki malların mülkiyetinin artık bedelsiz olarak devredileceği beyan edildiğinden, yani daha doğrusu kanun maddesi bunu düzenlediğinden, ben böyle bir onu beğeneyim bunu beğenmeyeyim diye değil, buradaki malların tamamı artık hurda değeri olduğu için, evet, o hurda şeyiyle devrolacak, devir ve teslim olacak. Dolayısıyla yani buradaki düzenlemenin Oğuz Bey inanın nasıl bir karşılık bulacağını kimse bilmiyor. Yani burada çünkü burada böyle şöyle bir şey var. Eğer burada söz konusu malın mülkiyeti bedelsiz olarak devredilecekse ve bunun bir maddi karşılığı varsa, buradan edinilen bir kazancın ya da dönüşümden kaynaklanan bir gelir elde edilecekse bunun hazineye intikali de söz konusu olabilirdi. Ama kanun koyucu burada takdirini Kızılay'dan yana kullanmış. Yoksa evet, bizim Mehmetçik Vakfımız var, Türkiye Diyanet Vakfı evet, var. Yani LÖSEV var. Yani aslında bizim burada kamuya yararlı birbirinden farklı kurumlar var. Bunlar arasında bu gelen bedelin üleştirilmesi de olabilirdi. Yani birkaç tane kamuya faydalı kurum seçilebilirdi. Bunlar arasından üleştirilmesi de olabilirdi ama kanun koyucu burada şansını şeyden yana kullanmış. Ya hakkını burada evet, kanun koyma iradesini Kızılay'dan yana kullanmış. Dolayısıyla bu süreç bundan sonra nasıl olacak? Hep birlikte izleyip takip edeceğiz. Evet, ama yani akla da acaba ekonomik durumu mu pek o kadar parlak değil diye bir şey geliyor. Bu da bir başka konu. Bu konuda fikir beyan etmek ister misiniz bilmiyorum ama Kızılay ya, bir de tatsız bir konuyla gündeme geldi. Son tartışma Şahan Gökbakar'la Kızılay Başkanı arasındaydı. Hatta AK Parti evet, Grup Başkan Vekili Bülent Turan ne yapıyorsun Bülent Sayın Kınık diye araya girdi yani. Ya buradaki hurda malların devir ve tesliminden sonra muhakkak ki bir kazanç sağlayacağı noktası açık, kesinlik arz ediyor. Yani evet, burada bu çok açık, çok net. Ama bundan sonraki süreçte yani oradan Kızılay'ın yakın zamanda bu geçirdiğimiz yaklaşık 2 aylık dönemdeki bu yani çok büyük bu afetler sonrasında evet, hem yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri, ondan sonra Urfa, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi derken evet, tartışma çok farklı yerlere gitti tabii. Peki. Onun sonrasında böyle bir düzenlemenin çıkması tabii şu an bizde acaba buradan gelecek olan kazanç ne olacak? Ona mı muhtaç? Ona mı muhtaç diye bir düşünceye peki, bizi sevk ediyor tabii. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Epey zorladık sizi belki ama siz olaya kanunen bakıyorsunuz, hukuk yönünden bakıyorsunuz. Evet. Yine de böyle bir o durumu hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz gazeteciler olarak size. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sizinle vedalaşıyoruz. Kimlerleyiz tamam, acaba? Şimdi Sayın Kurdaş'la mı, Sayın Yalçın'la mı arkadaşlar? İş politikaya yeniden Sayın Kurdaş'la birlikteyiz. Evet, onunla da bu arada Sayın Yalçın bağlanırken Sayın Kurdaş'la da bu CHP'ye başörtülü milletvekili, hatta milletvekilleri konusunu konuşuyorduk. Kusura bakmayın, ben sayın konuğumuzu fazla bekletmemek için nazım geçti size, araya girdim. O konuyu tamamlarsak Sayın Yalçın da bağlandığında ondan da görüşler alırız. Evet, en son demiştik enteresan bir durum olacak demiştik. Yani bu Türkiye için de önemlidir. Yani Cumhuriyet evet, Halk Partisi geçmişte de bazen bir değişim ve dönüşüm mesajları vermiştir. Bunlardan en önemlilerden birisi zannediyorum Baykal döneminde Sultanbeyli'de evet, Çarşaflı hanımefendi. Evet, CHP rozeti takılma töreni yapılmıştı. Ama ileri gitmedi. İleri gitmedi, işte orada kaldı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten arka sokakları biliyorsunuz zordur. Yani tanımınız için sağ olun. Ben daha yumuşak bir tanım bulamayabilirdim. Buyurun. Evet, ama zordur. Gerçekten zordur. Yani
sonuçta. Kampanyasında evet. Alıntılar yapılmıştı yine hatırlarsanız. Hatta bir ilahiyatçılar CHP'den Üsküdar müftüsü milletvekili oldu iki tane daha sonra iki süreçlerde biliyorsunuz. Ama en kapsamlısını, en kararlısını galiba Sayın Kılıçdaroğlu bu helalleşme süreciyle birlikte yürütüyor. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu da bu helalleşme kavramı tabii terminoloji bakımından aslında muhafazakar bir kavram. Sonuçta CHP kültüründe helalleşme diye bir şey yoktur. Özellikle evet. De tarihi şeylerde işte ya biz niye bütün bu suçları kabahatleri üstleniyoruz anlamında. Tabii çoğu laiklik adına yapılmış belki pozisyonlar ve durumlar da söz konusuydu. En kararlı ve en kapsamlısı galiba bu dönemde yapılıyor. Evet. Bu kez başörtülü. Hem başörtüsüyle ilgili yasa teklifi ardından da başörtülü bir milletvekili adayı ya da milletvekilleri. Bu gerçekten de çok enteresan ve ilginç bir durum. Evet. Ve helalleşme de elle tutulur bir helalleşme belki de olacak çünkü. Çünkü o 28 Şubat dönemi ikna odaları vesaire CHP'ye pek çok yazılmıştı o dönemin travmaları. Efendim Sayın İslam Memiş bizlerle birlikte sağ olun. Sizi biraz alacağız Sayın Kurdaş, sizden izin rica edeceğiz. Sayın Memiş de bir süre ekonomi veya daha doğrusu piyasa konusunu ele alacağız. Daha sonra Sayın Yalçın'la devam edip her ikinizle birlikte programı tamamlayacağız. Zamanımız olacak. Sayın İslam Memiş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun. Bugün dünden beri aslında ne zamandır olan bir konu ama dünden beri epey dikkat çekici bir hale geldi ve dedik ki bize Sayın Memiş biraz yol göstersin, rehberlik yapsın. Efendim hem normal mevduatta hem de kur korumalı mevduatta faiz oranları sürekli yükseliyor. Malum kur korumalı mevduatta hem vade limiti kalktı hem... Evet. Faiz limiti kalktı. Bankalar yarışta, çok fazla anlatmıyorum ama izleyici için konuyu açtık. Faizin de ötesinde hatırlı müşteriye vade sonu prim uygulamasına geçiyorlar. Aslında evet. Her iki mevduatta yani hem kur korumalı da hem normal mevduatta faizler %30'ları zorlasa da geçse de yine eksi faiz. Sorum mevduat istikrarlı, güvenli bir liman mı haline geliyor, ne dersiniz? Algı böyle. Gerçek farklı. Bütün dünyada aslında merkez bankaları koordinalı bir şekilde bu algıyı topluma, dünyadaki bütün insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Nasıl? Bütün merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyorum diye herkesi uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirdi. Her ülke kendi para birimlerine yönlendi. Bugün Türkiye'deki ekonomi modeline bakın. Burada yatırımcıların Türk lirasından başka risksiz bir şekilde kendini koruyacakları bir alan yok. 2022 yılında bu alan sadece borsaydı. Bu yıla baktığımız zaman faiz ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Neden? Çünkü buradaki politika belli. Yani biz enflasyonu belli bir hedefe gerileteceğiz, faizleri düşüreceğiz, dövize olan ilgiyi azaltacağız, dolarizasyon önüne geçeceğiz ve kendimize yeni bir model belirleyeceğiz ve bununla başarılı olacağız diye bir düşünce var. Ancak piyasa rakamsal ve mantıksal olarak da bunun karşısında. Bu modeli hükümet politikası olarak devam ettiriyorlar ve inanıyorlar. Ancak piyasa buna çok inanmıyor. Bankalardaki döviz mevduatlarına bakıyoruz, çıkışlara bakıyoruz veya bugünkü risklere bakıyoruz. Burada ciddi bir mücadele içerisinde olan bir sistemin halen rampaları devam ediyor. Evet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere çeşitli finans kurum ve kuruluşları aynı çatı altında yine hem bankaları kontrollü bir şekilde kontrol ediyorlar evet. Hem de her geçen gün yeni bir karar açıklıyorlar. Yeni bir mevduat türü açıklıyorlar veya bankalara yeni talimatlar veriyorlar ve kur bir şekilde baskılanmaya devam ediyor. Ama sonuç ortada, 19-20 lira seviyesinin üzerinde kur var. Bu döviz kuru artmaya devam ettikçe enflasyonla mücadele maalesef yetersiz kalıyor ve her ne kadar yine hükümetin beklentisi %50'nin bir altında enflasyon rakamı sadece rakamsal değer üzerinde
beklenti doğrusunu olsa da raflar, çarşı pazar ve gerçek enflasyon, hane halkının enflasyonu bunun böyle olmadığını söylüyor. Evet. Ve bütün dünyada bu şekilde, sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Avrupa'da, birçok gelişmiş ülkede bile hane halkının enflasyonu farklı. Evet. Şimdi burada çözüm nedir diye baktığımız zaman da yine burada sonuç odaklı bir ekonomi modeli var. Ya başarılı olacaksınız ya başarısız olacaksınız. Bunun ortası yok. Ama matematik der ki, rakamlar der ki bunun başarılı olma olasılığı çok zayıf. Ama bu teknik olarak yorumlanması zor olan bir konu olduğu için sonucunu hep beraber ilerleyen günlerde ve ilerleyen aylarda görmüş olacağız. Evet. Ne dersiniz, diğer piyasa araçları göz önüne alındığında? Efendim, altın rekor, tamam, çok güzel, kırıyor. Dolar deseniz gıdım gıdım, idareli gidiyor. Borsa, o da oynak. Bilmiyorum ne halde şu anda ama. Evet. Ve mevduat. Tamam, ne yapsın? Ay işte bir küçücük parası var, yatırıyor. 32 gün vade. Küçük bir getiri, aylık katkı alabiliyor. Çok sevmiyorum siz finans analistlerine bu soruyu sormayı ama hangisini tavsiye edersiniz? Şöyle, şimdi döviz tarafında yükseliş gördük. Altın fiyatlarında yükseliş gördük. Kripto paralarda yükseliş gördük. Sonuç ne? Kimse kazanmadı. Evet. Enflasyon karşısında kimse maalesef kazanamadı. Evet. Sistem böyle kuruldu. Ama sonuca baktığımız zaman altın neden yükseldi? Ekonomiler iyi olduğu için yükselmedi. Yok. Amerika'da bankalar iflas ettiği için yükseldi. Evet. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi 4920 puan seviyesinde. Yani %1.20 satıcılı günü tamamladı. Dolar yükselmeye devam ediyor. Ama dolar dünyada değer kaybediyor. Her nereye bakarsanız bakın, dünyada ekonomik anlamda, finansal piyasalar açısından iyi bir yere gitmediğini gözlemliyoruz. Ve bugünkü ekonomik koşullarda evet, orta ve uzun vadede altın fiyatları yükselmeye devam edecek ama bunun arkasındaki sebep ekonomik iflaslardır. Yani bankaların iflasları, ekonomik krizler, enflasyon. Aslında altın fiyatlarının yükselmesi altın yatırımcısı için iyi görülse de dünya ekonomileri için aslında iyi bir şey değil. Petrol fiyatlarına bakıyoruz, 85 dolara yakın bir seviyede ve muhtemelen Haziran'dan sonra 90 dolar seviyesi üzerine kadar yükselecek. Şimdi biz bir anda dolar kuru yüksek, diğer yandan petrol fiyatları yüksek, enflasyonla mücadele zorlaşacak gibi duruyor. Evet. Ve altın fiyatlarında Haziran'dan sonra yeni rekorlar göreceğiz. Bunun adı rekorsa evet, 1400 lira seviyesini göreceğiz, 1500 lira seviyesini göreceğiz. Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini göreceğiz. Dolar kurunda 24-25 lira aralığı kaçınılmaz olacak. Borsa İstanbul endeksinde 4500 puan seviyeleri rakamsal değer üzerinden sürpriz değil. Ancak sonuca baktığımız zaman burada önemli olan şu: insanların varlıklarını koruması bence tercih yapmadan daha çok önemli olacaktır. Varlıklarımızı koruyalım, uzun vadeli yatırımcı olalım ve kısa vadede al-sat yapmayalım mümkünse. Hay ağzınıza sağlık. Ben de şimdi onu soracaktım size. Bunu mu demek istiyorsunuz diye. Evet. Gerçekten yıllardır finans analistlerinin, siz uzmanların, değerli uzmanların söylediği bu. Aman panikleyip bir şeyler yapma, otur oturduğun yerde gibisi bir tavsiye. Fiyata değil miktara bakalım mümkünse. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Memiş. Ben de teşekkür ediyorum. Programa katıldığınız ve bize rehberlik ettiğiniz için sağ olun. Kiminle birlikteyiz arkadaşlar? Aman ne olur Mehmet Bey'i çabuk alalım, ona haksızlık etmek istemeyiz. Mustafa Kurdaş'la birlikteyiz. Ben yavaş yavaş ince olayına geleceğim o zaman. Kalan zamanı iyi değerlendirmemiz gerek. Sayın Kurdaş, son olarak batılılar bu işte çok ilgileniyor olsalar gerek ki, aslında Türkiye'deki seçimle zaten ilgileniyorlar fena halde. Ya nereden çıktı bu ince, neyin nesi diye demek ki soruyorlar ki, dünyanın dördüncü büyük ama bir numara herhalde veya neyse ikinci sırada uluslararası haber ajansı Reuters tuttu hem CHP'den hem AK Parti'den insan yetkililere sordu. CHP'liler dedi ki İnce ve Sinan Oğan %5'in altında oy alırlarsa biz garanti seçiliriz. Ama AK Partili yetkili de diyor ki İnce'nin 8-9 oyu var. Mehmet Yalçın Yılmaz da bize katıldı. O sorumu duydu mu? Şimdi birden onu göremeyince ben de
size sorayım dedim ama evet, hakkaniyet evet. Ona sormaktır. İyi olur, iyi olur. Doğru. Sayın Yılmaz tekrar hoş geldiniz programımıza. Bağışlayın hoş. Ama ne yapalım? Böylesine bir uygulama yapıyoruz. Sizinle kaldığımız yer aslında bu seccade mevzuydu. Farklı düşünüyorsunuz bilmiyorum daha fazla evet, üzerinde. İlave edeceğim bir şey yok. Tamam i̇lave çok güzel. Şey yok. O zaman sizin yokluğunuzda hızlı gidelim. Bir 12 dakikamız var. Sizin yokluğunuzda biz bir de CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçmenle diyalogda başörtülü kadın milletvekili veyalleri çıkaracaklarını söylemesini ele aldık. Ne kadar etkili bir oy toplama veya helalleşme aracı olabilir böylesine bir duruş? Şimdi Mustafa Bey izah etti. Sayın Baykal, merhum Baykal döneminde çarşaf açılımı olmuştu. O dönem çarşaflı bir aileye rozet takılmıştı. O tabii bir tartışmayı ateşlemişti. Ayrıca İhsan Özkes'in Üsküdar müftüsünün bir CHP'de siyaseti söz konusuydu. Fakat daha sonraki dönemlerde biz şuna tanık olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağ tandanslı ya da AK Parti'den bir anlamda gelmiş isimler de oldu. Sayın Abdülatif Şener mesela partiye katıldı. Evet. Mehmet Bekeroğlu Has Parti'nin kurucularından çok eski bir siyasetçidir. Mustafa Bey de bilir. O katıldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Daha sonra yine o dönemde İlhan Kesici geldi. Anaplı bir siyasetçiydi biliyorsunuz. Sayın Süleyman Demirel ailesinin damadı. Fakat hep misafir olarak kaldılar. Ne yazık ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Abdülatif Bey'den de istifade edemedi veya etmedi. İlhan Bey'den de hakeza yeterince istifade etmedi. Mehmet Bekeroğlu da hep açıkçası partide cüzdanlı olarak mesafeli bir şekilde durdu gördüğüm kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi bu denemeleri yapıyor, bu açılımları yapıyor ama içselleştiremiyor. Çünkü partide hala çok keskin bir anlamda işte Mustafa Bey'in arka sokaklar dediği benim daha çok marjinal diye tanımlayabileceğim uçlardan gelmiş insanlar da var. Şimdi bu kitlelerin buluşması uyuşması çok da mümkün değil. Yani rasyonel bir siyaset analizi yapacak olursak bu dokuya uyuşmuyor ve bu bir doku uyuşmazlığına sebep oluyor. Şimdi benim tahminim mesela bir tane aday var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu Alman Yeşiller Partisi'nin bir araştırması oldu, raporu oldu. Ve o raporu hazırlayan hanım, raporda özellikle Ekrem İmamoğlu'nu Kemal Bey'e kıyasla daha önemli bir oy getirisi olan bir aday olarak tanımlıyordu. O raporu yazan hanım geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş. Adaylık başvurusu yapmış. Başörtülü bir hanım. Mesela ben takip edeceğim bu adayı listeye koyacak mı Kemal Bey diye. Dolayısıyla hani bu sembolik o geldi de. Evet, Emine Uçak yani biz söyleyelim. Evet. Çok kritik bir rapordur. 2021 yılında hazırlanmış. Bugünkü altılı masayı ve HDP ile olan ittifakı da bir anlamda zemin hazırlayacak bir rapor. Almanya'daki Henrik Böll Vakfı'nın desteğiyle, parasıyla hazırlanmış. Dolayısıyla o raporu da titizce inceledim. Bugünkü tespitlerime, analizlerime oradan çok yararlanarak okuyorum. Çünkü bu bir siyasal aritmetik hesaplanırken ister istemez araştırma vakıflarının, think tank kuruluşlarının hesaplarıyla yürüyor. Fakat sahada bu rasyonalite her zaman olmayabiliyor Oğuz Peki. Bey. Kemal Bey bu güveni verecek mi muhafazakar seçmene? Hep birlikte göreceğiz herhalde. Peki. O da hala soru işareti ama öncekilere nazaran evet. Öncekilere nazaran daha etkili diye görünüyor. 5 dakikamız var. Hızla Muharrem İnce konusunu ele alalım. Sanırım duydunuz ben izleyiciye tekrar etmeyeyim. Bir taraf diyor ki Sinan Oğan'la %5 olursa bizim için sorun değil. Millet İttifakı daha doğrusu CHP.
Ama öbür taraftan AK Partili yetkili 5 milyon Muharrem İnce olayın oyundan söz ediyor. Sayın Yalçın, ne dersiniz? Muharrem İnce cidden o kadar büyük bir kitleyi mi ifade ediyor? Ne olacak? Bence bir üçüncü yol arayışında olanlar için Muharrem İnce öne çıkıyor. Öncelikle 2018 yılındaki adaylık kampanyasında muhalif seçmenin evine girdi Muharrem İnce Bey. Çocukların, gençlerin o dönemde evlerinde konuşuldu. Dolayısıyla iyi bir hitabeti var Kemal Bey ile karşılaştırıldığı zaman muhalif kitle için. Evet. Bir yandan da Muharrem İnce özellikle Marmara, Ege, Trakya sosyolojisine hitap eden Atatürkçü ve güvenlik politikalarında da daha devletçi bir argümana sahip. Bu anlamda mesela Erdoğan döneminin Libya, Karabağ politikalarını destekleyen milli siyaset belgesine bir anlamda katkı veren, buna inanan bir lider profili çiziyor. Şimdi kabul edelim ki Türkiye'de böyle bir seçmen profili var. Evet. Ve özellikle gençlerde bu daha fazla. 6 milyonluk seçmen tabanının içerisinde işte Erdoğan'ı ve Kemal Bey'i boomer diye tanımlayan, işte dede diyen mesela gençler var. Çok açıkçası. Hatta yani Kılıçdaroğlu dede unvanını kullanarak TikTok'a başladı. Evet, yani yaşı itibariyle sorgulanıyor bazı gençler tarafından. Muharrem İnce daha dinamik. Evet, yalnız başına. Yani ortada evet. Bir toparlarsanız ne olur, çok özür dilerim. Böyle ben de 5-6 dakika kaldı. Yani ben de umutluyum. Ben de bir 4-4,5 oy görüyorum yüzde şu anda. Evet. Bu artar mı, aşağı mı iner, açıkçası öngöremiyorum. Peki. Ama kampanyası için gayretli çalışıyor Muharrem Bey. Evet, ve spotu sorayım. Onu ben söylemeyi unuttum. O çok daha etkileyici. İnce Erdoğan'a can simidi olabilir diye başlığı var Reuters'ın. Ne ben dersiniz? De bazı araştırmalarda okudum Oğuz Bey. Yaklaşık %35 Cumhur İttifakı tabanından, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin çocuklarından, %60-65 de CHP, İYİ Parti tabanından oy alabilecek bir potansiyeli var. Yani 3 kişiden ikisini Millet İttifakı'ndan, birini Cumhur İttifakı'ndan çekiyor Muharrem Bey. Bir üçüncü yol olarak karşımızda duruyor. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ben için. Sayın Kurdaş, biraz bekleteceğim sizi. Yani ekranda görmekten ayrıca da tabii ki hoşnutuz. Sayın Kurdaş, soru sormayayım. İnce mevzu. Evet, yani ben de şöyle şey yapayım. Tabii Muharrem İnce artık Türkiye'de siyasetin vakası haline geldi. Çünkü Yalçın Bey'in ifade ettiği gibi üçüncü yol ister istemez iki kutup, iki tane blok oluşunca iki bloktan da aslında aradığını bulamayan, özellikle ideolojik salvolar nedeniyle söylüyorum, İnsanlar başka arayışa doğru yöneliyor. Bence yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan da belki ilk kararıyla, yani tek başına ve Cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna devam etseler de bu da büyük bir etken olabilirdi. Muhafazakar arayışlar bakımından da bir kapı söz konusu olabilirdi. Fakat şu var, şu an henüz daha seçim satım halinde çok girilmiş değil. Hatırlarsanız 1-2 ay önce Türkiye Zafer Partisi'ni konuşuyordu. Evet, kayboldu. Memleket Partisi'ni konuşmuyordu. Zafer Partisi anketlerde %5'i geçmişti. Yine bugünkü iklimde olduğu gibi. Fakat bir deprem oldu. Sonrasında Zafer Partisi yok gibi bugün. Yani yok gibi derken yanlış anlaşılmasın lütfen. Evet. Öbür taraftan bugün seçim satım haline girdikten sonra ve kazanacak iki aday yolu koşmaya başladıktan sonra ister istemez mıknatısın iki kutbu gibi, kuzey ve güney kutbu gibi, o %5, %6, %8 ne deniyorsa o rakamlar, zannediyorum ona göre yeniden işte Yalçın Yılmaz'ın ifade ettiği gibi işte birisi Cumhur İttifakı'na öbür ikisi de belki Millet İttifakı'na geri dönecektir. Yani çünkü iki kutuplu 50+1'lik seçim modeli uzun soluklu yarışta zannediyorum üçüncü yola çok fazla imkan tanımaz gibi geliyor. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz her iki konuğumuza da, sağ olsunlar. Biraz erken çıkmak mümkün mü arkadaşlar, bilmiyorum. Bir
41. İki, pekala. Sayın Yalçın'dan ayrıca bir görüş alalım. Sandığa gider mi o genç denilen seçmen? Çünkü kimi diyor ki gitmeyecek, gitmez. Bu arada Sayın Kurdaş da fikir değiştirirler diyor. Bu konuda ne söylersiniz bu görüşünüzde? Şimdi şunu söyleyebilirim. Özellikle bu sosyal medyayı çok kullanan gençler. Hani belli bir yaş kuşağında sosyal medyanın etkisi yok. Evet. Ama gençlerde yaygın. Vallahi. Orada Muharrem İnce'nin adaylığına dönük çok sert tepkiler verdi CHP'liler özellikle. Hmm. Yani biz 2018'de sana oy verdik, şimdi bu oyları bana geri getir diyor CHP'liler. Fakat Muharrem İnce de diyor ki, ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaşmak zorunda kaldım. Dolayısıyla ben zaten birkaç senedir adayım. Yani bu yola çıktım, partimi kurdum ve siyaset yapmak üzere gidiyorum diyor. Tabii burada Muharrem İnce'ye giden oylarda birinci etken, bakın, HDP etkisidir Sayın Aksever. Evet. Yani HDP bu kadar keskin, bu kadar sert konuştukça Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı oy kaybediyor. Gördüğümüz bu. Çünkü HDP'nin o kadar çok eş genel başkanı var ki, yani yeniler, eskiler, bir de Kandil'den çıkan ifadeler, düşen röportajlar, kayıtlar ister istemez Türkiye toplumunda bir karşıtını üretir hale geliyor. Mesela HDP Türk siyasetinde bu söylemle var olursa eğer, karşıtını, keskinini, yani Zafer Partisi'ni mesela büyütür. Bu Batı'da çok rastlıyoruz. Avrupa'da yükselen hareketler birbirini tetikliyor. Macron. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Kemal Bey'in yapması gereken, peki, HDP'ye susturucu takması, adeta tırnak içinde söylüyorum. Evet. Bu söylemlerinden vazgeçirmesi ve sisteme dahil edebilmesi. Anladım. Bu gücü, bu liderliği gösterebilirse başarılı olacak. Diğer türlü yeniden bir SHP HEP skandalını biz 90'lı yıllarda görmüştük. Benzer bir kaderle karşılaşabilir. Peki hareket. Efendim. Çok teşekkür ederim. Bu sefer bir cümle edebilir miyim sadece? Ne olur bir cümle. Bu sefer de ben... Evet. Yani Muharrem İnce etkisi bakımından söylüyorum. Siz de hatırlattınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun TikTok hayatına başlamış olması da aslında bir Muharrem İnce etkisi diyebiliriz. Evet, bir de o var gerçi. Çok hoştu. Beş renkli ring light aldım size çocuklar falan filan dedi. Ring, evet. Ona tripod dedi ama o ring light. Neyse. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın'a ve Sayın Kurdaş'a. Gerçekten önemli katkılarınız olduğuna inanıyorum. Çok çok sağ olun yayınımıza yaptığınız katkılar için. Birazdan Ece Üner'le ana haber başlayacak. Biz bitirdik efendim.